Evet. Mersin'i komple yutan bir arkadaş. Yani koca silikonu nasıl yuttun be mübarek? Bu kadar da aç levrek görmedim. 9 santimlik mefi yuttu. Birazdan suya iade edeceğiz. Ortası dolanlara rast gelsin. Ah, hadi be. Aldı. Tok 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 tok. Apia! Oğlum, sen nesin böyle, gemi misin, nesin? Cemil abi, şimdi bunu nasıl çıkartacağız? Hadi gel de söyle. Nasıl alacağız bunu şimdi buradan? Çok güzel balık. Şöyle. Evet, çok geçmedi. Arkasından şöyle güzel bir 55-60 santim civarı bir balık daha aldım. Frankie Longhi 120-0.54. Ama bu ne balığı la böyle? Aa, bu ne böyle ya, koca balık ya. Bu da lüfer galiba. Bayağı iyi. Evet. Yine cumartesi gecesi. Ayağımı gör, ayağımı tak. Bu da gecenin dördüncü balığı oldu. 43 numara çizme, bakın nerelerinde. İki ayak. Bir ayak daha. Üç ayak. Maşallah. Çok Eyvallah. çok çok iyi bir balık. Ey maşallah. Bak Allah olta suda olan herkese rast getirsin. 2024 yılının en önceli levrek silikonlarını gösterelim. Tavsiye videosunu, evet tavsiye ediyorum. Çünkü avlarda kullandım. Arkadaşlar, MEF silikonlar biliyorsunuz yerli üretim. Ülkemizde öyle çok başarılı renkleri var. Çoğu renkler UV. Bunu mor ışık tutunca anlıyorsunuz. İlginç değişim gamit. İkisi de gamit. MEF gamit modeli. Tüm renklerde UV var. Bunu mor ışık tuttuğunuz zaman çok iyi renk farkını ortada göreceksiniz. Ve çok hoşunuza gidecek. Yani gündüz bile çok fazla yakalayamayız ama onu karanlıkta mor ışık ve tatlı bir glow var arkadaşlar. Aykırı bir glow yok. Balığı ürkütecek bir glow yok. Özellikle mix olarak da ben genelde yanıma alıyorum. Bu zaten bizim çantamız. MEF'in tüm modellerinden mevcut. Yaz ayları için küçük boyda arkadaşlar. Gamit modeli. Muçi modeli. Morara simli. Doğal bir renk. MEF bu konuda gerçekten çok harika işler çıkartıyor. Ülkemiz yerli üretim sonuçta. Emin olmadığımız ürünleri kimseye tavsiye etmiyoruz. Önce kendimiz kullanıyoruz, test ediyoruz. Ondan sonra sizlere tavsiye ediyoruz. MEF'i ben tebrik ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı. Model olarak da oldukça çeşitli modelleri var. Yaz kış kullanacağımız boylarda üretim yapıyorlar ve dediğim gibi renkler en avcı renkleri ve UV olması çok önemli. Glow'ları da dediğimiz gibi çok fazla ürkütücü bir glow yok, tatlı bir glow var. Ahmet abim de bu sene zaten silikona. Evet, ya senin yüzünden başladım silikona. İşte hep gözüm bunda, şunda, şu üçle, hatta şu değildi galiba. Şunlarla 11 tane balık aldık şu ikisiyle. Evet. 11 tane bir saat içinde balık aldım. 11 tane. Ciddi anlamda avcı. Tabii benim gibi acemi bile silikon avcısı. Acemiyim yani. Ama ben aldığıma göre bu işi bilenler ne yapmaz? Evet abi, buraya bakar mısın? Ben bile yerim onu. Yaz aylarında. Kesinlikle. Yani bu aylarda zaten genelde biraz silikon yiyor muhtemelen. Ne kadar sürtüyle de alsak. Harika işler çıkartacak. O şovunu yapacak bu sene. Çok güzel ya. Aha. Renkler çok güzel bir de. Şuna hasta oldum. Morara simli. Çok iyi abi ya. Yapanın eline sağlık vallahi. Tanımam etmem ama eline sağlık. Bu su üstü avcılığını Cemil'in sayesinde başladık. Ondan sonra bana şu silikonları bulaştırdı. Evet. Şimdi de buna bulaştırdı. Sen silikon avcılığından nereye kadar yani? Silikonla ben av yapmam çünkü keyif vermiyor bana. Yani görmem lazım arkada bom diye bindiğini görmem lazım.
Ama yapacak bir şey yok. Bazen yükselmediği zaman, su altından çıkmadığı zaman hayvan. Şimdi Frankileri aldık. Bunu da aldırdınız bana. Abi en başarılı yani. Evet. Levrekçinin çantasında evet. Olacak abi o. Bir, bir daha iki yani. Başka bir şey yok. En baba sahteleri. Evet. Yani. Şunları aldık. Bakalım ne olacak. Bak şu çok hoşuma gitti. Bunları da deneyeceğim. Bunun sonunda, bundan sonra neye başlayacağım acaba? Şunun yüzüş aksiyonunu söyle. Ağır sarıyorsun. Atıyorsun, sarıyorsun. Ağır at. Sarıyorsun, ağır sarıyorsun. Jack vermiyorsun arkadaş. Direkt at. Yavaş yavaş sar. Şimdi aynı Vega'da olduğu gibi. Jerk'in açılımını yapar mısınız Cemal? Jerk demek böyle kısa vuruş demek. Yani iyi vur demek, kısa vur demek. Uzun jerk, uzun vur demek. Mesela maketlerin üzerlerinde jerk beyitler yazar. Jerk yazar mesela jerk. Adam okumuyor, normal sarmaya devam ediyor. Ya da mesela jerk yapmaması gereken bir sahteye jerk veriyor. Bu da ne yapıyor? Böyle bir durumda bu sefer sen maketin yüzüşünü etkiliyorsun. Evet. Bozuyorsun. Yani sanki lüfer tutacak da jack veriyor. Gerek yok. Lüfer de zaten ağır sarıma geliyor. Hızlı sarıma da geliyor. Kıskandırmaya da geliyor. Merada balık varsa geliyor. Merada nazlı balık varsa. Zaten aradığımız balık levrek olduğu için. Sen bunu at ağır ağır sar. Balığını al. Bu kadar basit. Levrek sahteleri genelde jack aksiyonu içeren sahteler değildir. Yani çok nadir. Abi daha ne yapacak bu Ege Fiş? Bu Ege Fiş daha ne yapmalı? Sahtelerdir onlarda olanlar. Onların da üzerine özellikle jack verin diye yazar. Kutuları okuyun. Muhakkak okuyun. Ya da bir avla ilgili mutlaka yapılmış bir sahteyle yapılan bir avı seyredin. Ya da Cem Aksu'yu arayın. 0-500. Aramayın lan. Aramayın. Alıyorlar sürekli zaten. Çünkü aldığınız maketin aksiyonu da bilmeniz lazım bile yani. Sen bunu aldın. Sürekli jack vur. Işte hızlı yani, sar falan olmaz. Kamış da değişirsen aynı şekilde. Lan ne oluyor dediğin zaman ya sarım farkı değişiyor. Oturduktan sonra hiç sıkıntı yok. 88'lik takır takır sıkır alırsın balığı. İstediğin şeyleri yaparız. Ama düşeye geç yine problem yaşıyorsun. 3000'lik makine. Yani bir elinde şey birkaç av yapacağım veya elin oturacak. Oturduktan sonra hiç sıkıntı yok. Yani yüksek sarım, düşük sarım. Ama tabii 78-80 sarımlar için bence ideali. Ağır sarım daha iyi. Öğrene öğrene. Bence de. Bence de. Çünkü düşünsene abi 10 tane makine mi alacağım? Bizim gibi milletin manyak olması lazım yani. Evet. Siz bizim evimizde 10 tane 15 tane kamış var, makine var, bilmem ne var. Ama levrek için ayrı bir makine muhakkak insanların onu, alması gerekiyor. Onu zaten söyleyeceğim, bir tane video yapacağız. Şey 15-45 yalanı var, 15-51 yalanı var, tamam mı? Adama gidiyorsun 14-51 makine kamış veriyor. 14-51 kamış da adam gidiyor silikon atmaya çalışıyor. Levrek için insanlar lüfer kamışı aldırıyor. Abi, onun üstüne bayağı bir basın bence çünkü insanlar hakikaten 14 hani 50 kamış da böyle yok, levrek abi, almak istiyor, silikon atmak istiyor. Bak şimdi Japonlar ne kullanıyor? Hep 6.32, 8.31, 3.32. Adama diyorum ki 5.32. Bu levrek kamışı diyorum, bu lüfer kamışı, bu torik kamışı, bu orkinos kamışı diyorum. Abi diyor ne yaptın sen diyor. Evet. Bir kamışa diyor olmuyor mu? Olmuyor işte. O zaman ne yapacak biliyorsun? Yeni biz manyettik aldık o kadar kamışı başladık. öyle. Yani insanlar bunu bilmiyor daha, idrak edemiyorlar. Hala da tatlı su mantığını biliyor herkes. Yok öyle, akıl veriyorlar öyle bir şey insanlara. Abi Burgaz'da ben... Göbem düşüyor artık anlatırken insanlara. Onun zaten şimdi işte. Videosunu yapacağız. Özellikle yapacağız. Çünkü ne biliyor musun? Bokunu çıkartıyorlar hiç. Aynen öyle abi. Kamera görüyoruz. Adam lan kamera konuşuyor. Kamera çeksin, konuşuyor. Neyse konuşuyor. Gördüğünüz çantamızda bulunması gereken en avcı en VGF zaten unutulmaz. VGF zaten. Arkadaşlar bu maket yani ucuz. Gerçekten avcı, Türkiye için büyük bir nimet. Levrek evet. Avları için büyük bir nimet. Buradan Hüseyin kardeşime tekrar teşekkür ediyorum. Yani Ege Fiş Vega'da yazıp YouTube'da av videoları var. İzlersiniz. Bizim av videolarımız var abi. Sadece dikkat edeceğiniz şey yavaş sarmak. Oldukça yavaş sarıyoruz ve dalga arkadan gelmesin arkadaşlar. Sığ dalarda bir maket olduğu için dalgayı direkt arkasından almadığı sürece çok başarılı avlar yapacaksınız. Vega'da Ege Fiş. Sana bir şey söyleyeyim. Marmara'nın en avcı sahtesi. Evet. En avcı sahtesi. Aynen abi. Kime hediye ettiysem abi Allah razı olsun diye WhatsApp'tan fotoğraf attım. Arkadaşlar şeyde Enez'de kullanıyor bunu. Evet. Enez'de çok avcı. Ve Enez'de de dehşet iş yapıyor. Yapıyor çünkü abi ağır sarım. Ve yani sarım. 10 çeşit 15 çeşit ama rengi var arkadaşlar. Çok güzel aksiyonu var yani. Enez'de çok aldığında. Bütün sayısı var bizde. Şöyle bir anımı anlatayım. Daha yakınlarda oldu. Dükkana mağazadan kapı açıldı. Abi dedi kamışım kırıldı dedi. Ama dedi Allah razı olsun. Şimdi ben hemen anlayamadım. Şimdi kamış kırıldı ve Allah razı olsun.
Dedim ne oldu hayır? Abi vallahi kamışı kırdım gittim kamış aldım diyor. Ama diyor Allah razı olsun. Ya dedim ne oldu hayırdır? Abi diyor bir maket verdin ya dedi. Hangisi dedim. İşte Vega Greyon'u götürdü. Dedi bunu gösterdi. 4 tane levrek aldım dedi. Marmara'da. Yani kamış kırılmış ve umurunda değil adamın. Benim de umurumda olmaz zaten. Keyif. Süper bir olay. Yani ve bu bahsettiğim arkadaş yeni başlayan bir arkadaş. Hadi tamam nasip kısmet çok önemli eyvallah ama doğru maketleri de kullanmak gerekir. Yani dediğim gibi yavaş sarın. Mera bilmiyoruz diyorlar ya mesela mera bilmiyoruz diyorlar. Bir de ben diyorum ki buradan büyük çekmeceden çık yani kumurdan. Evet evet. Bütün sahil Çanakkale'ye kadar tamamı mera. Geçen gün Onur diye bir arkadaş aradı beni. Abi dedi senin dedi yazdığın oradayım dedi. Nereye gideyim dedi. Dedim ki oradan sahile dön. Neydi yeğen sitesi var ya. Yeğen sitesinden başla dedim. İstanbul'a kadar. Mera. Bildiğin yere kadar gir dedim. Gir çık gir çık at dedim. Abi dedi bir saat yaptım dedi. Bir tane levre aldım dedi. Telefonda da şey var hatta yani. Yazın ağlarınızda kullandığınız en etkileyiciklerden bir tanesi. Ve fiyat performans olarak da harika. Üst kalite ama düşük fiyatta satılan bir jig göstereceğiz. At ve sar. At ve sar. Bunun sloganı at ve sar. Yani jerk verme arkadaş. Küçük gramlarında özellikle bu lütfen burayı iyi algılayın. Es geçmeyin. Kamışınız hani atarız bir maket nasıl yüzer? Bakarsın ya aksiyonuna. Evet. O şekilde bu jiki yüzdürün. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Jig resmen slalom yapıyor abi. Kuyruk sallıyor. Çarşamba gününden selam olsun. Apia'yla bir stabil kabına daha başladık. İlk atış ve ilk balık. Şu kamışın ucuna bakar mısınız ya? Hoppala. Apia! Güle güle bebeğim. İkinci atış. Hayda üstünde. Ben senden bir adım öteye gidemem. Gel kızı. Gel şekerim gel. Aldı be. Faruk Kar bu sana gelsin. Hop sana gelmedi. Senin kısmetin yokmuş. Yani düz sarımdı bak. Bu çok önemli. Zaten Japonların sloganı at ve sar. Jiki'nin slalom yaptığını göreceksiniz. Evet. Sahteleri. Abi bunu kullandın. Aa yazın çok. Bunu at istavriti aldım. At istavriti. Çok fazla. At istavriti. At, benim eşek istavriti. Şimdi eşek istavriti var da. Ama bir şey söyleyeyim at abi. At istavriti. Sen orada sırf geyik olsun diye gittin ne yaptın? Gittin sondan jiki taktın. Jiki arkadan taktım. Niye abi? Abi şimdi şöyle bir şey. O espri olsun diye takmadım aslında. Geyik bunları, olsun diye taktım. Bunları kıştın. Yayınlayabilirsin. Şimdi ha. Yakında problem oluyor belli yaşa geldiğimiz için. O kadar çok akıcı ki artık maketleri değişiyorum. Jikleri değiştiriyorum. Hangisi iş yapar? Onu test ediyorum. Arkasından takmışım. Atıyorum balık alıyor. Atıyorum. En son bağladım. Tuhaf geldi. Arkadan takmışım. Tesadüf de GoPro açıkmış. Ulan videoyu farkında yedim de ne yapacağım? Bir baktım. Aa diyorum. Tersten takmış lan diyorum. Yok acaba dedim. Niye böyle yaptı diyorum. Daha öyle bir şey büyüsün diye. Ama çok balık aldı. Şey yani çok büyük balıklar aldı. Yani lüfer kadar eşit. Nereden takarsan ya. Tak. Alıyor. Yandan bir delik olsa oradan da takacağız aslında ama. Çok güzel. Herkes ters takacak. Abi hakikaten alıyor yani. Balık alıyorsa istersen amuda kapsın öyle at yani. Ne fark eder yani. Yani. Balık alsın yeter. Abi çok keyifliymiş bu arada bununla istavrit yakalamak. Tabii evet. İri istavrit olmak. Bu sene çok güzel avlar yapıyor. Çok çok. Yaptı gram, zaten. 10 gram, 15 gram, 20 gram galiba. Bu garanti %100 bunda balık alamayacak adam. Mümkün yok. Mümkün değil ya bu alır. Mümkün ya. Değil. Alıyor ya. Mümkünatı yok. Mümkünatı yok. Tabii canım zaten alıyor. Zaten alamıyorlarsa balığı bırakıyor. Süsleri söyledik. En kolay herkes soruyor abi nasıl yapıyorsun falan. Ya normal VTD'de yap işte onun duruma göre. Silikonlara geçtik. Metin. Ha şimdi böyle şu silikonların aksiyonlarına gelelim.
Bu silikonların aksiyonlarını vermeye gerek var mı? Bunlar da at ve sağ diye biliyorum ben bunu. Onu ayrı bir videoda yapalım ya. Biraz detaylı kamışla göstermemiz lazım. Ve kamışı, levrek kamışı nasıl olmalı? Aklımıza gelmiyor, spontane yaptık. Bir yere bakıp da çalışma şeyi de yapmadık. O açıdan yani şu an spontane olarak size kısa ve öz bilgi verebildik ama yine video uzuyor. Bizim çantamızda olan saatlerin hepsi bunlar. Çok daha fazla saatimiz var ama şu dönemde yani özellikle Ocak ayında ve Kasım ayında Nisan ayına kadar en çok verim alabileceğiniz saatler bunlar. Hem su üstü hem de dalarlı ve bir karış iki karış suyun altından gelen saatleri gösterdik. Silikonları gösterdik. Özellikle jig, şunun gibi bir jig de Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce sen bir tane 3,5-4 kiloluk bir levrek tutmuştun. Evet. Rahmetli babam, annem, ailece hepimiz yemiştik. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Bir dahaki videoda da kamış ve silikon aksiyonlarını özellikle. Tamam. Ya sorusu olan varsa arkadaşlar da yazarlar. Yazarlar. Yorumlarda elimizden geldiği kadar, dilimizden döndüğü kadar. Ali geçen bir levrek tuttum tam 5 metre. Video kapatmadan önce like atalım. Allah Ahmet Türel burada vaktini ayırdı. İzleyenlerin %80'i hep abone olmayan kullanıcılar. Evet, size güzel bilgiler vermeye çalıştı. Daha profesyonel videolar da olacak. Bu biraz spontane gelişti. Evet. Yani Cem Aksoy'u takipte kalın. Like ondan ayrılmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu kadar dilememiz yeter. Artık. Bizim zaten YouTube kanalımız falan yok. Yok. Direkt Cem üzerinden. Benim var, ben benim fazla üstüne var. Duramıyorum. Evet, videoyu seyredip like atan herkese benden bir tane Longines hediye demek isterdim. Ama 4 tane hazırla. Ama Cem Aksoy burada dururken sana hediye vermek istemez. Tabii bana hediye vermek istemez. O yüzden like atan herkese Cem Aksoy'dan bir tane Longines Frankie hediye. Şuradan boş kutular işte var. Nerede o bütçe yani? Nerede bütçe? Boş kutular orada var, onlardan verirsin. Boş kutuları bile para ediyorlar bunlar.